Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar bugün hem iftarda hem sahurda hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır bir patatesli börek tarifim var. Gerçekten bu börek çok güzel adını banyolu börek de diyoruz. Hemen yapımına başlayabiliriz. Bir tane büyük boy soğanım vardı küçükse soğanlarınız iki tane koyun ee, ince ince doğrayın bir tavanın içerisinde alıp üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledikten sonra Soğanlarımızı güzelce yumuşayana kadar soteliyoruz. Öte yandan da arkadaşlar ben 4 adet patatesim vardı böyle orta boy patates, küçük değillerdi. E, patateslerimi de haşlayıp soğuttum. Şimdi güzelce çatalla eziyorum. Soğanlarımız da bu arada sotelensin. Patatesleriniz küçükse arkadaşlar 5 tane falan kullanın. E, benim patateslerim küçük değildi o yüzden 4 tane yeterli geldi böyle bol bol iç harcı bol olsun istiyorum. Evet, patateslerimizi ezdikten sonra gördüğünüz gibi soğanlarımız da oldukça yumuşamaya başladı, sotelenmeye başladı. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Biraz kırmızı pul biber ekleyeceğim. Yine şöyle karıştırdıktan sonra patateslerimizi ekleyip iç harcını oluşturacağım. Bu aşamada arkadaşlar bu soğanı kavurma aşamasında biraz da kıyma koyabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor iç harcı olarak. Ama tamam tamamen tercih sizin. Şimdi güzelce karıştıracağım. Tuzunu da ekliyorum. karabiberini ekliyorum güzelce karıştırarak iç harcımı tamamlıyorum bu iç harcı çok lezzetli oluyor Arkadaşlar İstediğiniz her börekte el açması börek olur hazır yufkadan börek olur hangi e, börek yapmak isterseniz bu iç harcını kullanabilirsiniz çok lezzetli bir börek iç harcı Şimdi arkadaşlar ben e, Elimde hazır e, yufka vardı, baklava yufkası. Bu sefer onunla yapmak istiyorum. Çok fazla baklava yufkası kullanmam, evde de almam, bulundurmam. Çünkü baklavalarımı kendim elimle açarım. Hiç hazır yufkayla e, baklava yapmadım. Yani sevmiyorum onun tadını. Daha tuzlu oluyor. Ama böreklerde daha seviyorum. Böreklerde daha güzel oluyor. Baklava yufkalarında arkadaşlar ee, bana çok soru geliyor. İçerisinde işte katkı maddeleri çok fazla var. E, yani haram maddeler var diye. Helal e, olanları da var arkadaşlar. Onlara dikkat ederseniz. Evet şimdi 5 tane baklava yufkasını aralarını yağladım. 5 tanesini sonunda üst katına patatesli iç harcımı koyuyorum. Şöyle kalın koymanıza hiç gerek yok çünkü zaten e, rula yapacağımız için içerisinde çok yığılma bir e, patates ol, olmasın, o da güzel olmuyor. Şöyle arkadaşlar uç kısmına doğru e, bir bir bölümünü boş bırakacağım çünkü her tarafına sürmeyeceğim. Şöyle rulo yapıp bir kenara alacağım. İç harcım bitene kadar bu işlemi devam ettireceğim. Yani 5 tane yufka araları yağlanacak. En üst katında patates Evet şimdi rulo sarıyoruz. Ee, patateslerinizin eğer çok kalabalık yapacaksanız fazla yapacaksanız patateslerinizin sayısını çoğaltıp arkadaşlar iç harcınızı daha bol yapıp böreğinizi daha bol yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar 5 adet yaptım. 5 adetten de bir tepsi börek çıkıyor. Gayet fazla, gayet bereketli börek olacak. Ee, bu şekilde böreklerinizi hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Daha sonra lazım istediğiniz zaman, lazım olduğu zaman kullanabilirsiniz. Ama baklava e, yufkası çok çıtır olduğu için, çok ince olduğu için e, yani üstü kapalı, kapaklı bir kutuda saklamanızı tavsiye ederim kırılabilir. Hani buzdolabı poşetinde saklama poşetinde saklamayın. Çünkü kırılırlar mutlaka kırılır. Çok çıtır oluyorlar. Şimdi böreklerimi kestim. Tepsiye yerleştirdim. Üzerlerine fırçayla bolca su sürüyorum. Normal hiçbir şey katmadan bildiğimiz su ekliyorum. Suyumuzu sürdükten sonra buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. 1 saat buzdolabında bu börekte bekleyecek. Aceleniz varsa 1 yarım saatte olabilir. Ama va, yoksa 1 saat bekletin. 1 saatin sonunda arkadaşlar bir tane yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum. Susam ve çörek ötü serpip arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında Fırınınızın derecesi farklı olabilir. 175, 100, e, o aralarda pişirebilirsiniz. Nar gibi kızarana kadar böreklerinizi pişirin. İnanın inanılmaz bir lezzeti var. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar kanalıma yeni abone olan yeni arkadaşlar için söylüyorum. Videomu izleyenler için e, gerçekten e, börekler ve aperatifler bölümü var kanalımda. Oraya bakarsanız. El açması çok çeşit börek var. El açması börek çeşitlerim de çok fazla var. İzleyebilirsiniz. Bugün sizlere böyle bir tarif hazırlamak istedim. Yarın bir yemek menüsü ile geleceğim. 4 çeşit çok güzel bir yemek menüsü olacak. Ee, yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Hoşçakalın.